Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler geldik bugün artık 5. günümüze. 6. videodayız. 6. videomuzun konusuysa artık basamak kavramı arkadaşlar. Bir diğer ismiyle çözümleme. Kaynakların içerisinde basamak kavramı diye de karşına çıkabilir. Çözümleme diye de karşına çıkabilir. Hani bu kitabı e, ders öğrenme kitabı olarak kabul ediyorsan ve yanında da farklı bir kaynaktan soru bankasından soru çözüyorsan orada çözümleme diye de geçebilir haberin olsun. Şimdi bizim konumuz basamak kavramı yani çözümleme birazdan neymiş ne değilmiş öğreneceğiz. Çözümleme ile ya da basamak kavramı ile alakalı sana hem farklı bilgiler vermeye gayret göstereceğim hem de kazanımlarıyla alakalı nokta atışı sorular çözeceğiz. Tabi sınav ayarında soruları göreceğim video yarın gelecek. ÖSYM bakış ve SML bakış olmak üzere iki ayrı video halinde yarın gelecek haberin olsun. Bu arada verdiğim ödevleri de yapmayı sakın ha sakın unutmuyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Evet neymiş bakalım basamak kavramı? Eğer kitabın hazırsa karşında ben varsam elinde de bir kalemi varsa yeterli geçelim dersimize. Evet kazanın bakıştayız. Basamak kavramı çözümleme dedik. Basamak kavramı neymiş ne değilmiş şöyle birazcık bakalım. Şimdi bir tane doğal sayıyı oluşturan rakamlardan her birinin bulunduğu haneye biz basamak diyoruz arkadaşlar. Rakamların sayıda bulunduğu basamak dikkate alınmadan aldığı değere de sayı değeri diyoruz. Yani hani hangi basamakta olduğunun bir önemi olmadan direkt bakıyorsun o rakama bakıyorsun. Yani o rakam bize aslında sayı değerini veriyor. Rakamların sayıda bulunduğu basamağa göre de biz basamak değerlerini bulabiliriz. O rakamla hangi basamakta ise onu çarparak elde ederiz bunu. Buna da basamak değeri deriz. Şimdi sayıların basamak değerlerinin toplamı olarak yazılmasına da işte biz buna çözümleme diyoruz gençler. Peki bakalım şimdi neyi nasıl çözümleyeceğiz? Mesela ABCD 4 basamaklı sayımız olsun. Eee okuldan beri yapıyoruz. Bunu biliyorsun. Ee, hatta ben böyle e, ...ilkokul derslerinden... ...yani kaçıncı sınıf olduğumu hatırlamıyorum. Ama e, öğretmenimin... ...Fahri hocama selamlar. Öğretmenimin... E, ...böyle bir 4-5 defa... ...bunu tahtaya yazdığını hatırlıyorum. E, anlamadık da mı defalarca yazdı acaba? Yoksa farklı farklı senelerde mi anlatıldı? inanın bilmiyorum ama... ...bunu yazdığını hatırlıyorum. Tabii biz daha çok böyle üniversiteye hazırlık versiyonunu... ...göreceğiz arkadaşlar ama yine de usulen... ...birler basamağı D... Onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı diye bir sıfır bir sıfır ekleye ekleye gider. Aslında o bir sıfır ekleme muhabbeti bir kez onla çarpmaktan geliyor ve... Birler basamağı aslında bizim için 10 üzeri sıfırlar basamağı. Onlar basamağı 10 on üzeri 1'ler basamağı, yüzler basamağına 10 üzeri 2'ler basamağı ve binler basamağına da burası 1000 bin arkadaşlar. Binler basamağına da 10 üzeri 3'ler basamağı diyebiliriz. E bu sola doğru artık sayımız genişledikçe mesela 5 basama, basamaklı olsaydı 10 üzeri 4'ler basamağı, 6 basamaklı olsaydı 10 üzeri 5'ler basamağı diye de devam edecekti tabii. Şimdi ABCD d e, sayısını, 4 basamaklı sayısını ben buradaki D ile buradaki 10 üzeri 0'ı yani 1'i çarparak daha sonrasında C ile onu, B ile yüzü ve A ile bini çarpıp toplarsam işte buna da çözümleme diyorum. Tamam yani ben sana bir sayı verip hadi bunu çözümleyelim dediğim zaman hadi bunu çözümle dediğim zaman bunu yapacaksın. AB 2 basamaklı sayıysa ben bunu nasıl çözümlerim? Şimdi burada iki basamak var. Birler basamağı ve onlar basamağı. O zaman A'yı 10 çarpıp B'yi de 1 ile çarpıp yani 10A artı B şeklinde yazarsam çözümlemiş olurum iki basamaklı doğal sayıyı. 3 basamaklıysa eğer 100A artı 10B artı C şeklinde biz bunu tabi ki yazabiliyoruz. ABC 3 basamaklı bir doğal sayıdır bilgisi. Eğer soruda verilmediği müddetçe biz ABC ifadesini A çarpı B çarpı C olarak yorumlamak zorundayız. Eğer ki AB iki basamaklı demiyorsa A çarpı B'dir o senin için. Y iki basamaklı diye bir bilgi vermiyorsa o senin için X çarpı Y'dir bunu sakın unutma. Eğer ki Y iki basamaklı dedi işte o zaman sen onu çözümleyebilirsin ve eğer ki iki basamaklı bir sayıdır, dört basamaklı bir sayıdır, altı basamaklı bir sayıdır gibi ifadeler kullanılıyorsa soruda genel itibariyle gençler çözümleme yapacaksınız. Yani yapmalısınız. Tamam. Pekala, bir sayının herhangi bir basamağındaki rakam x kadar azaltılır ya da arttırılırsa sayının değeri x ile basamak değerinin çarpımı kadar. Yani aslına bakarsan kendi basamak değeri kadar artar veya azalır diyebiliriz. Burada x ile basamak değerinden kastımız işte onlar, yüzler, binler, on binler bundan bahsediyoruz. Ee, örnek veriyorum. Ee, ben 700 sayısı var elimde. Ben onlar basamağını 3 artırırsam ki 730 olacağına eminim değil mi? Ne kadar artıyor? 30 artıyor. Peki bak 3 artırdım dedim. Hangi basamak? Onlar basamağı. 3 kere 10 kadar artar diyeceğim. Eğer azaltsaydım o zaman 30 azalacaktı. Artırdığım için 30 arttı. Tamam mı? Kazanın bakış 1'e bakıyoruz artık. Rakamları farklı. En küçük 4 basamaklı doğal sayı. Şimdi rakamları farklı ve 4 basamaklı sayıları düşünüyorum. Şimdi 3 basamaktan kurtulup 4 basamağa geçtiğim bir yer var. O yer 1000 oluyor değil mi? Şimdi 1000... Yazabilir miyim? Bini yazamam. Niye? Rakamları farklı demiş abi yazamam. E bin bir. Onu da yazamam. iki tane sıfır var. iki tane bir var. Şimdi o zaman ben rakamları farklı diyorsa biri bir daha kullanamayacağım. Yani en küçük diyorsa sıfırı hemen yerine, e, yüzler basamağına yazarım ki küçük gelsin. E şimdi artık ikiyi kullanma zamanı ve 3'ü kullanma zamanı. İşte bu aranılan rakamları farklı en küçük dört basamaklı doğal sayı. Bir de diyor ki en küçük iki basamaklı tam sayı. En küçük iki basamaklı tam sayı ne? Eksi 99. Buraya dikkat et. Rakamları farklı dediği birinci sayı. En küçük 4 basamaklı doğal sayı. Bu buna işlemiyor. En küçük 2 basamaklı doğal sayı da eksi 99. İşte bunların farkının mutlak değeri. Yani diyor ki bundan bunu çıkar. E bundan bunu çıkarmak demek aslında 1023 ile 99'u toplamak demektir. Ve ben bunları toplayacak olursam bu bana 1122'nin ta kendisini verecektir diyebilirim. Şimdi ilk kazanım bakışımızı çözdük. Kolay da bir soru. İkinciye bakıyoruz. İki basamaklı en küçük iki tam sayının çarpımı. Bak, burada hileye hurdaya gözün açık olsun diye bu soruları buraya verdik. Şimdi ne diyor? Bak, iki basamaklı en küçük iki tam sayı. Hemen aklına ne geliyor? Tam sayı dediği için ha negatifler olabilir diyeceksin. Daha sonrasında en küçük iki basamaklı iki tane diyorsa hemen aklına eksi 99 da eksi 98 geliyor, değil mi? Şimdi buraya dikkat ediyorsun. Sayıların içerisi yani soruların içerisinde rakamları farklı diyebilir, birbirinden farklı diyebilir tamam mı? Bunlar eğer yazmıyorsa sen bunları farklı seçmek zorunda değilsin ki. Bunu sana yaptıran şey genelde farklı olarak sorulması. Bunu sana yaptıran şey bu. Birini eksi 99 seçtin ötekini niye eksi 98 seçiyorsun? Farklı demiş mi dememiş. O zaman bizden istenilen aslında şudur. Eksi 99 ve eksi 99. İkisi de aynı ve sonuç olarak iki basamaklı en küçük tam sayı ve iki basamaklı en küçük tam sayı değil mi? Bak iki tane tam sayı. İşte bunların çarpımı sorulmuş. Eğer ki ben bunları çarparsam 99 çarpı 99 kaç yapar? Hadi bakalım. 99 kere 99 kaç yapacak? Şimdi 9 kere 99 bana 981'i verir. 981. E 9 kere 99 da 981'i verecek. Hadi bunları toplayalım. 1, 9, 7 ve e, bir tane buraya gelirse 10.791 mi yapıyor? Yanlış mı hesapladım acaba? 100 kere 100 olsaydı zaten 100 kere 100 o 10.000 yapardı. Ben şu an bunu yanlış hesapladım. Hemen bir daha toparlayalım. 9 kere 99 9 ha 881 yapıyor çünkü. Özür dilerim. 881 yapıyor arkadaşlar. 981'i salladım herhalde. Ya da beni andı bilmiyorum. 1, 9, 8, 8, 16 ve buraya da 9 yazacağım. 9691 yapmış oldu. Umarım doğru çarptım. 9 kere 9 81 elde var 8 9 kere 81 elde var 8'di 89 oldu burası a aha İsmail Hoca şimdi gençler düşünün ben bunu yapıyorsam sizin yapmanız çok çok normal ee, belki de ben yapıyorum da siz yapmıyorsunuzdur bu da normal açıkçası ee, pür matematik değil klasik bir çarpma işlemi zaten biliyorsunuz matematikçilerin eksik olduğu toplama çıkarma çarpma bölme 9 kere 99 891 yapıyormuş arkadaşlar. Burası da 891. Çünkü içimde bir işkillendim yani anlatabiliyor muyum? 891 artı 891. 1, 0. Ee, burası 7. Bir tane de vardı 8. 9801 artık. Yanlışsa da bırakacağım bunu. Tamam sen 99'a 99'un çarpımı olduğunu bil. Kazanım bakış 3. Ay rezil oldum. Devam kazanım bakış 3'deyiz. 4 basamaklı bir doğal sayının binler ve onlar basamağı 3 artırılıyor şimdi. Binler artıyor ve onlar artıyor. Binler basamağı 3 artırılıyorsa sayımız 3000 artacaktır. Ekstradan bir de onlar basamağı artıyorsa 10 kere 3'ten sayımız 30 artacaktır. Bir de aynı sayının yüzler ve birler basamağı 5 azaltılıyor. Şimdi yüzler basamağı 5 azaltılıyorsa değeri ne kadar azalır? 500 azalır. Ve birler basamağı 5 azaltılıyorsa da 5 azalacaktır. Yani burada benim sayım aslında bakarsan 3030 artarken ve buraya baktığımız takdirde de eksi 505 kadar da azalıyor. O halde ne kadar artar ne kadar azalır? 3030 artmıştı 505 de azalmıştı. Ben bundan bunu çıkarırsam sayının ne kadar arttığını bulurum. 10'dan 5 çıktı 5. 2'den 0 çıktı 2. Ee, tekrardan 10'dan 5 çıktı 5 ve burası da 2 yaptı. 2525 kadar sevgili arkadaşlarım artar diyebiliriz. Pekala. Devam edelim kazanım bakış 4'te sayfa numarası 1'den başlayan 192 sayfalık bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için kaç tane rakam kullanılır diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyebiliriz. Biz 1'den 192'ye kadar sayılar yazacağız ve kaç tane rakam kullanacağımızı bulacağız. Bunları yazarken tek basamaklılarla karşılaşacağız, iki basamaklılarla karşılaşacağız ve üç basamaklılarla karşılaşacağız. Tek basamaklı olan 9 tane sayımız var. 9 tane tek basamaklı sayımız var. Daha sonrasında 10'dan başlayıp 99'a kadar toplamda 90 tane, 90 tane 2 basamaklı sayımız mevcut. Şimdi 100 ilk 3 basamaklı olan sayı 192'ye kadar kaç tane sayı olduğunu düşünelim. Tabii ki 93 tane. 93 tane de sevgili gençler 3 basamaklı sayı kullanacağız. Şimdi basamak adedi aslında rakam adedi burada. Yani burada 9 tane rakam kullanılacak. Bunun ilk 9 sayı yazılırken. Sonra 2 kere 90'dan 180 tane rakam burada kullanılacak diyeceğim. Ve 3 kere 93 de 279 yapar. 279 tane rakam da burada kullanılır. Ve böylelikle ben 279 da şuradaki 189'u toplayacak olursam. Aha yine toplama işlemi yandık. 9 9 daha 8. 7 8 daha 15. 16 yaptı 2 1 daha 3 bir de elde vardı 4 468 tane rakam kullanılır birden 192'ye kadar yazdığımız takdirde tamam mı şimdi gençler kazanım bakış 5'teyiz artık birden 96'ya kadar olan doğal sayılar soldan sağa doğru yani yan yana yazılıyor işte böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diye böyle aralarına falan boşluk bırakılmadan yazılıyor ve bu şekilde 183 basamaklı bir sayı oluşturuluyor. 60. ve 67. rakamlarının toplamı kaçtır bu sayının diye sorulmuş bize. Şimdi burada o zaman madem bu tarz sorular sürekli benim karşıma çıkacak ben burada bir genellemeye ihtiya ihtiyaç duymam gerekiyor. Şimdi bu genellemeyi nasıl yaparım? Şöyle ki 60. ve 67. rakamları sorduğu için söylüyorum. N sayısı iki basamaklı bir sayı olsun. N iki basamaklı sayı diyelim. Tamam mı? Şimdi burayı iyi dinle. Soruyu çözmüyorum şu an ama soruyu direkt olarak çözdürecek bir hamle yapıyorum. En iki basamaklı bir sayı bu iki basamaklı sayının ilk 9 e, yani birden ene kadar eğer yan yana yazmış olsaydım ilk 9 tanesi zaten tek basamaklı olacaktı. 9 geldi. Şimdi kaç tanesi iki basamaklıdır? Tabii ki en 9 tanesidir. İlk 9 tanesi tek basamak. İlk 9 tanesi tek basamak. En 9 tanesi de o zaman 2 basamaklıdır deriz. Mesela şöyle düşün. 1'den 12'ye kadar yazmış olsaydım. ilk 9 tanesi tek basamak olacağı için 12'den 9'u çıkardım. 3 yani 10, 11, 12. O 3 tanesi de 2 basamaklıdır. En eksi 9 tanesi. Şimdi o zaman ben burada e, toplamda 1'den ene kadar yazmak için kaç tane rakam kullanırım? Bununla bunun toplamı kadar. Yani şöyle 9 artı 2 kere en eksi 9. 2 çarpı en eksi 9 tane rakam kullanırdım. Tamam mı? Ve burada gençler 60. ve 67. rakamları sormuş ya hani bize. Şimdi ben bunu 60'a eşit dersem bu tek sayı bu çift sayı 2 ile çarpıldığı için bu da çift sayı. Şimdi çift ve tekin toplamı çift yapmayacak. O halde biz 60. rakam yerine 61. rakamı bulalım. Yani 60 yerine 61'i bulalım zaten dibindeki de 60 olacaktır. 61 diyelim. 9'u karşıya atarsam 2 çarpı n eksi 9. Eşittir. 61'den 9'u çıkardığım takdirde 52'ye rastlarım. Ve en 9 dediğim şey aslında 26'dır. Ve ne burada kaçtır? 35. Şimdi bak şimdi. 1'den 35'e kadar yazmış olsaydım toplamda 61 tane rakam kullanırdım. Anlamına geliyor bu. Ve 1'den 35'e kadar yazdığım takdirde 34, 35 oldu ya. Bak şu 5, 61. rakam. O zaman 3, 60. rakamdır. 60. rakamımız 3'müş. 67'yi nasıl bulacağım? Yani 35'ten devam edeydim. 36, 37, 38, 39 diye devam etseydim. Şu 61'di. 62, 63, 64, 65, 66, 67'de bana neyi verecekti? 8'i verecekti. Yani bu da 8'miş. E toplamlarını sorulmuş. Cevabımız 11 olacaktı. Tabi Mustafa Hocam, Mustafa Yağcı Hocam sağ olsun. Burada gençler şu n 2 basamaklı sayıysa, 3 basamaklıysa, 4 basamaklıysa bunları tabii genelleyebilirsiniz. Yani mesela eski sınav müfredatında yani YGS zamanlarında, ÖSS zamanlarında bu tarz sorular çok böyle sıkça sorulduğu için, karşımıza da çıktığı için bu tarz genellemeler aslında bizim işimize de yarıyordu. Ya yine yarayamaz mı? Yarayabilir. O yüzden hani ne, ne konuda işine yarar? Ee, böyle içinden çıkılamaz haldeki soruları rahatlatmak adına ee, artık soruyu mu rahatlatıyorsun, çözümü mü rahatlatıyorsun yoksa kafanı mı rahatlatıyorsun bilmiyorum. Ama bir şekilde sana bir rahatlama sağlayacaktır. Bu tarz ufak tefek formüllerle uğraşman senin bakış açını da değiştirecektir. Geçelim 6. kazanın bakışa. 2 basamaklı 4 farklı doğal sayı. Bunların toplamı kaçmış? 115. Bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi ee, şöyle düşünelim. 4 tane sayımız olacak. 4 tane sayı. Ben bunların en büyüğüne yani küçükten büyüğe doğru sıralanmış olsun şurası en büyüğü ve ben bunun maksimumunu bulmak istiyorum. E, o halde şöyle düşünmez miyiz ben küçükleri en küçük seçerim. Yani olabilecek alınabilecek en küçük değerleri seçerim. E, i̇ki basamaklıysa bunlar ben bunu 10 bunu 11 bunu 12 seçecek olursam bunların toplamı bana 33'ü verir zaten. E, tamamının toplamı 115'ti. O halde 115'ten. 33'ü çıkaracak olursam bana 82'yi e, bulduracaktır. Ve 82'yi buldurduğu gibi de ben bunu buraya yazarım. Yani bizim buradaki 4 tane sayımız toplamı 115 olan 4 tane sayının maksimum alabileceği değer 82'dir diyebiliriz. Tamam. Pekala. Şimdi devam edelim. En küçüğü en az kaçtır? E şimdi ben zaten en büyüğünün en çoğunu bulduysam en küçüğünü de en azını bulmuş olmam demektir bu. Yani 10'dur gençler. C'ye bakıyorum. En büyüğü en az kaçtır? Şimdi bak bunlar tehlikeli olanlar. Büyüğün azı soruluyor çünkü. Şimdi o zaman şöyle düşünelim ben. 1, 2, 3, 4. Şimdi bizim bu sayılarımızın toplamı kaçtı? 115'te değil mi? Şimdi hocam 115 dördün katı olan bir sayı da değil açıkçası. Yani dörde bölünebilen bir sayı değil. Dörde bölünebilen bir sayı 115 civarında ne var? Mesela 112 var. 112 var. Şimdi 112'yi 4'e böldüğüm takdirde karşıma 28 çıkar. Ve ben bunların tamamını 28 olarak seçmiş olsaydım, 28 olarak seçmiş olsaydım, bunların toplamı 115 değil, 112 olurdu. Ve ama ben toplamlarının 115 olduğunu biliyorum. Yani 3 tane 1'e daha ihtiyacım var benim. Toplamları 115 olsun diye. Şimdi bu birler ben ee, şöyle düşüneceğim. Şuraya eklemiş olsaydım 29 olacaktı. Şimdi Buraya 28-28 ya bunların da birbirinden farklı olması gerekiyor. O halde şöyle bir şey yapsam. Şunu bir azaltsam. 27. Şimdi buradan bir azaldı ya. Şunu bir artırayım. 29. Burası da 28 olarak kalsın. 27, 28, 29. Bunlara dokunmadım bak. Peki ben şunu bir artırdığım için bu birlerden bir tanesini kullanmadım mı? Bir tane daha artırayım 30. Bir tane daha artırayım 31. Bak. 27, 28, 29, 31. Bunların toplamı bana 115'i verecektir. Ve bunların toplamı 115'i verdiği gibi şunlar birbirine olabildiğince yakın ve yüksek seçildi ki buna yani en büyüğü en az kalsın diye. Bu şekilde en büyüğü en az kaçmış? 31'miş diyebiliriz. Peki en küçüğü en çok kaçtır? Ben zaten şunu bularak en küçüğünde maksimum değerini elde etmiş oldum. Doğru cevabım tabii ki de 27 olacaktı. Kazanın bakış 7'deyiz. A kümesi var. 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. Bu kümenin elemanları kullanılarak rakamları farklı 5 basamaklı G, D, doğal sayıları yazılacak. Burada G ile D'nin toplamı E ile L'nin çarpımına eşit olacak. H mı? Canı cehenneme. Onunla bir işimiz yok. H bir işimiz yok. H da kafasına göre geri kalan rakam olacak zaten. Bu şartı sağlayan kaç farklı sayı yazılabilir diye soruluyor bana. E şimdi düşünelim o madem. Yani e, sorduysa düşüneceğiz. Düşünmeden olmuyor bu işler. Şimdi ben iki tane rakam kullanacağım buradan. Toplamları farklı iki rakamın çarpımına eşit olacak. Mesela 2 ile e, ya da en küçüklerinden bahsedelim başlayalım. 1 başlayalım. Ben eğer mesela 1 ile 1 ile düşünüyorum. 1 e, ile 5'i toplarsam 2 kere 3'e eşit olur. Bak. Bak. Şunu şöyle biraz aşağı çektim. Şuraya yazdım. G artı D eşittir. E çarpı L yazdım. H dediğim sayıda tabii 1, 2, 3 ve 5'i kullandığım için o da 4 olarak kaldı. Doğru mudur? Sağlıyor mu? Sağlıyor. Peki 1'i kullandığım için artık burada 2'lere bakalım. 2 ile 3'ün toplamı da. Aa yer değiştirdiler. 1 ile 5'in çarpımıdır. Buna da 4 kalacaktır zaten. Peki başka var mı hocam? 1 ee, 5'i kullandım 2 3'ü kullandım ee, mesela 2 ile 4'ü kullansam 2 artı 4 6 yapar ama 2 kere 3 2'yi yani tekrar kullanmak zorunda kalırım ee, bu yemedi açıkçası peki başka düşünelim başka düşünelim 1 ee, ile 2'yi toplasam olmayacak zaten 3 ile 5'in toplamı bak 3 ile 5'in toplamı bana 2 kere 4'ü verir ve geriye kalan da zaten sadece 1'dir. Başka var mı diye düşündüğüm zaman gelmiyor. Pekala. Şimdi o zaman G, D, E, L ve H sayımız vardı bizim burada. Bu sayı şuna bakacak olursak 1 5 2 3 4'müş. Ama tabii bu olabildiği gibi bak şu an sadece ama sadece ben şunun için düşünüyorum. Diğerleri de buna benzer olduğu için buradan bir sayı bulursak çarpı 3 deriz gider. İyi dinle. 1, 5, 2, 3, 4 için düşünüyorum ama tabi G ile D'nin toplamı aynı zamanda D ile G'nin toplamına da eşit olabileceği için ya da ben buraya 1 artı 5 yazdım buraya 5 artı 1 de yazabileceğim için bunları yer değiştirebilirim. 5, 1, 2, 3, 4 de yazabilirim. Ya da ya da burası 1, 5 iken şu 2 ile 3'ün yerini değiştirirsem sonuçta 2 kere 3, 3 kere 2 eşittir. 3, 2, 4 olabileceği gibi aynı şekilde 5, 1, 3, 2, 4 de olabilir. Aslına bakarsan e, sayma yöntemlerinde permütasyonda biz bunları daha rahat sayabiliyoruz. Yani G ile D yer değiştirebilir 2 faktöriyel çarpı E ile L yer değiştirebilir 2 faktöriyel. Bunun zaten yeri sabit çarpı birden 4 farklı sayı üretilebilir ki ben de zaten burada tek tek sayarak 4 tane buldum. O halde bunun için 4 tane sayı üretilebiliyorsa bunun için de 4 tane ve bunun için de 4 tane sayı üretilebilir. Toplamda da 12 tane farklı sayı yazabilirim. G, D, E, L, H biçiminde. Evet böylelikle kazanım 8'e doğru geçmiş oluyoruz gençler. Yanda verilen çarpma işleminde x, y, z 3 basamaklı bir doğal sayı ve her noktada bir rakamı temsil etmekte. Yapılan işlemde ikinci çarpım yanlışlıkla bir basamak sola kaydırılmadan yazılmış. Buna göre x, y, z 3 basamaklı doğal sayısının rakamlarının çarpımı soruluyor bize. Rakamlar çarpımını bulacağız. Şimdi ben e, ilkokulda Yanlış bak yanlış hatırlamıyorum çünkü az önce de bahsettim o onlar yüzler binler falan onları hatırlıyorum ama tabi bu tarz bir soru da iki basamaklı sayılarda tabii e, bu tarz bir soruda öğretmenime şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum diyorum ki tamam da neden bir basamak kaydırıyoruz yani öğretmenim neden bir basamak kaydırıyoruz ben bunu sormuştum e, tabii e, o da basamak kavramını açıklayarak bana bir şeyler anlatmıştı ama tabii o zamanlar basamak kavramını çok yüzeysel gördüğümüz için çok da bir şey anlamamıştım ama lisede kendi kendime çözmüştüm olayı. Şöyle şimdi ben x, y, z 3 basamaklı sayısıyla 53'ü çarparken arkadaşlar 3 dediğimiz sayıyla x, y, z'yi çarpıp sonucunu buraya yazıyoruz değil mi? Ama normalde 5 ile x, y, z'yi çarpıp onu buraya yazmam gerekiyordu bir basamak kaydırmam gerekiyordu. Aslına bakarsan ben bunları bir basamak kaydırmıyorum ve burası da 1384 çıkmış bu arada. Ben bunu bir basamak kaydırmıyorum aslında. Yaptığım şey burada bir sıfır olması. Ve neden orada sıfır var biliyor musun? Çünkü ben burada 5 sayısıyla x, y çarpmıyorum. 5'in oradaki basamak değeri 50 olduğu için 50 ile x, y, z'yi çarpıyorum. Ve 50 ile çarptığım için doğal olarak burada sonunda bir tane sıfır oluşmak zorunda oluyor. Yani onlar basamağı olduğu için bir de onunla çarpıyorum aslına bakarsan. Yani ben burada yaptığım iş 5 çarpı x, y, z 3 basamaklı sayısını bulmak değil. 50 çarpı x, y, z 3 basamaklı sayısını bulmak. Veyahut şöyle düşünebilirsin. Veyahut şöyle düşünebilirsin. 5 çarpı x, y, z'yi bulduktan sonra bir de bunun basamak değeriyle çarpılması demektir. Yani bu değil bu. Tamam mı? Ve açıkçası eğer ki bir işlem yapılırken bunun basamağını kaydırmak unutuluyorsa 50 ile değil de yine kendisiyle çarpmıştır. Yani 5 ile çarpmıştır. O halde şunu yapıyoruz. Ben bu x, y, z'yi bir 3 ile çarpmışım. Şunu bulmuşum. Bir 5 ile çarpmışım. Bunu bulmuşum. Yani aslına bakarsan burası 3 çarpı x, y, z. Burası da 5 çarpı x, y, z. Bunları toplarsam 8 tane x, y, z'yi bulmuş olmaz mıyım arkadaşlar? O halde 8 çarpı x, x, y, z 3 basamaklı sayısı 1384'ün ta kendisiymiş. Şimdi burada her iki tarafı 8'e böleceğim. Bunları da bölerken şöyle düşünebiliriz. Hani kafanızda o klasik bakkal bölmesini canlandırarak yapabilirsiniz. Her iki tarafı 8'e böleceğim. 8'e böldüm. Şimdi 13'ün içinde 8 bir defa. Tamam. Kalan ne? 5. 58'in içerisinde 7 defa. 7 kere 8 56. Kalan 2. 24'ün içerisinde 3 defa. Şimdi o zaman x, y, z sayımız bizim kaçmış? 173'ün ta kendisi. Madem öyle bunun rakamları çarpımı soruluyordu. 1 çarpı 7 çarpı 3 bana cevabı verir. Doğru cevabımız da 21'dir dedik. Şimdi bu bilgi şu 10'la çarpma muhabbeti veya işte iki basamak. Bazen mesela sol tarafa kaydırıyor. Yani sağ tarafa kaydırıyor sol tarafa kaydırmak yerine. Bu tarz sorular da karşına çıkabilir. Bu tarz sorularda bu basamak kavramını unutmazsan başarılı olursun. Evet. Kazanın bakış 9'dayız. Ee, X ve Y sıfırdan farklı rakamlar. X y 4 ten X'ye çıkınca e, 510 Y sayısı kalmış. X artı Y toplamı soruluyor bize. Şimdi bunu biraz da şöyle büyük yazalım. X, y 4'ten e, X Y'yi çıkarmış ve karşımızda 510 Y kalmış. Şimdi burada Y'leri düşünelim. Y üzerinden kopacak gibi duruyor olay. Y'leri düşünelim. Ee, ben burada 4'ten y'yi çıkardığım zaman yine y nasıl kalır? Mesela şöyle olabilir. Y sayısı 2 olabilir. Mesela 4'ten 2'yi çıkarınca 2 kalır. Değil mi? Y'yi 2 kabul edersem 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Güzel. Y'yi 2 kabul edebilirim. Başka bir şey olabilir mi? Mesela şöyle olabilir. 4'ten y çıkmaz deyip yani 4'ün y'ye boyu yetmiyor olabilir. Yandan bir 10'luk aldıktan sonra 14'ten y çıkınca y kalabilir. E bu da demek oluyor ki y 7'dir. Yani y dediğimiz sayı 2 veya 7 olabilir. Bundan kaynaklı ben bir 7'ye göre bir de 2'ye göre çözüm yapmalıyım. Y eşittir 2 veya y eşittir 7 dedim. Güzel. Eğer 2 olursa, eğer 2 olursa x 2 4'ten aslında x 2'yi çıkaracağım ve 512 bulacağım demektir bu. 4'ten 2 çıktı 2. 2'den ne çıkarsa 1 gelir. 2'den ne çıkarsa 1 gelir. 1 çıkarsa. Madem x 1 e aşağı indirdim hayda bu yemedi. Demek ki y'miz 2 değilmiş kesinlikle 7'ymiş. Y 7 ise x 7 4'ten aslında x 7'yi çıkarıyormuşum ben. Ve böylelikle 517'yi buluyormuşum. Doğal olarak 14'ten 7 çıktı 7. E burada 6 kaldı. 6'dan ne çıkarsa 1 olur tabii ki 5. E bu 5 ise zaten bu da 5'ti aşağı indirdim 5 geldi. Demek ki x 5'miş. Ve y de 7'ymiş. Bunların toplamı da bana mis gibi 12'yi verir. Doğru cevabımız da budur zaten. Tamam mı? Peki kazanın bakış 10'dayız. İki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 7 katıdır. Şimdi AB doğal sayısı iki basamaklı olduğu verilmiş. Bu A kere B değil. Bunun rakamları toplamı A artı B'dir. 7 katıymış. O zaman 7 ile çarparsam ben bunu bu buna eşitmiş. Hemen bu tarz ifadelerde sol tarafı çözümlüyorsun. Çözümle dediğim zaman da 10a artı b diye çözümledim ben bunu. İçeri dağıtırsan 7'yi de 7a artı 7b yapar. 7a'yı sol tarafa fırlatırsam burada 3a kalır. b'yi sağ tarafa fırlatırsam 6b olur. Her iki tarafı da 3'e bölersem mis gibi a eşittir 2b'yi bulursun. Şimdi madem a eşittir 2b oldu. Ben eğer ki burada e, Tabii şöyle bir durum var. b sıfır seçilebilir mi seçilemez mi? Burada ona dikkat edeceğim. b sıfır seçilirse A da 0 olacağı için çift 0 diye de iki basamaklı sayı yok. Demek ki B 0 seçilemez. B minimum 1'dir. B 1 ise A 2'dir. 2 ise 4'tür. 3 ise 6'dır. 4 ise 8'dir. 5 ise 10'dur ama 10 bir rakam değildir. A ve B bir rakamdı biliyorsun. kaç farklı A, B sayısı yazabilir? İşte bunlar 21, 42, 63 ve 84 olmak üzere 4 tane farklı A, B doğal sayısı yazılır dedik gençler. 26. sayfayı da bitirdik artık. Devam ediyoruz 27 ile. Günler sıcak. Ee, günler Ankara'da çok sıcak. Bilmiyorum ben 34 senedir yaklaşık 34 diyelim. Tam 34 olmadık. Ee, bu arada 34 yaşındayım. 34 senedir Ankara'dayım. Ben böyle sıcak görmedim abi. Yani şu son 3 senedir yıldırdı. Yani bilmiyorum belki e, gençlere de sormak lazım ama gençler de sıcak diyor. Yani belki yaşlandığım için bu kadar... Ee, bir sıcaklık eskiden beni rahatsız etmeyen sıcaklık belki şimdi rahatsız ediyordur yaşlandığım içindir belki de bilmiyorum ama ben böyle sıcak hatırlamıyorum gençler yani bu hiç böyle olmadı Ankara'da biliyorsunuz Ankara ayazıyla meşhurdur ee, yani tamam kışın eyvallah bir ayaz söz konusu da hani yazın da bile yani yazın sabaha karşı falan böyle var ya tişörtünden mısörümle dışarı çıkamazdın Ankara'da. Vallahi billahi ama şimdi yemin ediyorum var ya çok affedersiniz ben sabah uyandığımda yataktan kalktığımda o çarşafın üzerinde hani böyle e, olay mahallinde biri böyle e, vefat etmiştir de polisler bunun etrafını böyle hani tebeşirle çizer ya size yemin ediyorum çarşafın üzerinde lekem çıkıyor ya hani o ben, o ben olduğum kesin yani anlaşılıyor da benim şeklim çıkıyor yani böyle bir ter yok böyle bir sıcak yok böyle bir buhran yok anlamış değilim. Ya yani Adana'yla yarışıyoruz ama hani Ankara buysa tabii Adana'yı <laughs> hiç karıştırmıyorum. Şubat ayıydı zannediyorsam. Şubat ayında Adana'ya gittim. Tabii Ankara 8 derece falan. Ankara'dan çıkıp Adana'ya gittiğim için tabii doğal olarak üstünde polarla gittim ama Adana'da yanmıştım arkadaşlar Şubat ayında. Orayla kıyasladığım için de kusura bakmayın Adanalı arkadaşlar. Evet gençler artık bir 2-3 dakika muhabbet ettik devam edelim derse. AB ve BA iki basamaklı sayılarmış. AB'den BA çıkınca 36 kalıyormuş. He. Şimdi çözümleyelim. Şu e, bak bunu bir defa çözümleyeceğim. Tamam mı? Sonra bir daha çözümlemeyeceğim. Çünkü artık bu klişeleşmiş bir şey olacak. Burası 10A artı B'dir. Bundan ben 10B artı A'yı mı çıkaracağım çözümlediğim takdirde? Şimdi 10A'dan A çıkarsa 9A kalır. B'den 10B çıkarsa da eksi 9B kalır. Bu da bana 9 parantezinde A eksi B'yi verir. Bundan sonra... Eğer ki AB'den BA'yı çıkarıyorsa veya XY eksi YX mi dedi sana? Hemen yapıştır. 9 parantezinde X eksi Y'dir hocam. Tabii şundan şunu çıkarıyorsun tamam mı? Unutma. X eksi Y'dir diyorsun. O zaman burası 9 parantezinde A eksi B miymiş? Eşittir 36 dedim mi? Her iki tarafı da 9'a bölüyorsun biz gibi. A eksi B ne olur? 4. Şimdi ne diyor? Bu eşitliği sağlayan AB sayılarının rakamları toplamı kaç farklı değer alır diye soruluyor. Aralarında 4 fark olan 2 tane rakam bunlar. Ben A'yı 9 seçersem B'yi 5 seçmek zorundayım. 8 seçersem 4, 7 seçersem 3, 6 seçersem 2 ve 5 seçersem 1 seçmek zorundayım. Hocam 4'e 0 da sağlıyor. Onu unuttunuz. Evet unuttum. Lakin şöyle bir durum var. B'yi 0 seçersem burası 04 2 basamaklı bir sayı olmaz. Tamam şimdi mesela 40'tan da 04 çıkınca 36 kalıyor da abi adam diyor ki BA 2 basamaklı diyor. Bir zahmet B'yi 0 seçme sen de. Tamam? Bu olmaz. Peki rakamları toplamı kaç farklı değer alır diye sormuştu. E, AB sayıları zaten şunları birleştirince ortaya çıkmıyor mu? 9 ile 5'i topladım. 14, 12, 10, 8 ve 6. Toplam kaç tane değer alıyormuş rakamlar toplamı? 5 tane birbirinden farklı değer alıyormuş bunların rakamları toplamı dedik. Devam ettim. 12. kazanım bakışta. ABC 3 basamaklı. ABD 2 basamaklı doğal sayılarmış. ABC 3 basamaklı sayısı... 4 çarpı AB artı 203 eşitliğini sağlayan ABC sayısının rakamları toplamış. Şimdi burada bu soruyu biraz değişik çözelim tamam mı? Yani illa böyle 100A artı 10B artı C deyip karşı tarafı da 4 parantezinde 10A artı B diye açmayalım da farklı düşünelim bunda. Nasıl farklı düşüneceğim hocam? Şöyle. Şimdi ben bu ABC'yi AB0 artı C biçiminde yazabilir miyim? Toplayınca ABC gelir sonuçta değil mi? Yazdım. AB0 artı C eşittir. 4 tane AB 2 basamaklı sayısı artı 203 dedim. Şimdi bir sayının sonunda 0 varsa nedir o? Onla çarpılmıştır. Şuradaki 2 basamaklı sayı onla çarpılmış. O zaman 10 tane AB 2 basamaklı sayısına C ekleyince 4 tane AB 2 basamaklı sayısı artı 203 olur. İyi dinle 4 AB'yi şu tarafa atarsam burada 6 tane AB 2 basamaklı sayısı kalırken bir tane de C ekleyince burası 203 olur. Şimdi bak hocam C rakam zaten ve maksimum 9 olur. C rakam ve en fazla 9'dur. O zaman benim buradaki AB2 basamaklı sayısını ben 6 ile çarptığım zaman böyle 190 küsürlerde bir şey aramam gerekiyor tamam mı? Şimdi mesela AB2 basamaklı sayısı 30 olsa 180 olur çarpımları. 190 küsürlerde arayacağım ya. 32 olsa 192 olur. 33 olsa 198 olur. Şimdi o zaman ben AB'yi 33 seçersem iyi dinle şimdi. Burası 33 olursa 6 kere 33 198'dir. Üstüne C ekleyince 203 geliyorsa C kaçtır? 5'in ta kendisi. Bak C'yi de rakam buldum. Şimdi 32 seçseydik hocam olmaz mıydı? Hadi seç, seç bakalım ne olacak? 6 kere 32 192. Buna C ekleyince 203 eder mi? C'nin 11 olması lazım. C rakam da unutma. C'nin rakam olduğunu nereden biliyorum? Bak bu sayı oluşturan rakamlardan birisi bu ABC'yi. Demek ki bu olmayacak arkadaşlar. Yani ben burayı sileceğim. Ve diyeceğim ki A3'müş, B3'müş, C'de 5'miş. Bunun rakamları toplamı soruluyor. E, 3 3 5 daha kaç yapar diyoruz? 11 yapar. Buraya da yaz 11 yapar. Tamam? Peki. Kazanın bakış 13. Diyor ki bana A B, CBA C, Y 7. Bunlar 3 basamaklı sayılar. ABC'den CBA'yı çıkarınca xy 7 kalıyormuş. Bu eşitliği sağlandığına göre x y toplamı kaç diye soruluyor. Şimdi Burada ne var? 100a var bak 100a. Burada ne var? Bir tane a var çıkarırsam 99 tane A kalır. Devam. Burada 10 B var. Burada 10 B var. Çıkarırsam bir şey kalmaz. Burada C var. Burada 100 C var. Çıkarırsam eksi 99 C gelir. Ve ben bunların 99 parantezinde A eksi C olması gerektiğini biliyorum artık değil mi? Eşittir neymiş? X, Y, 7. O ses neydi ya? Dışarıdan garip bir ses geldi. Baya yüksekti ama hayırlısı. 99 çarpı A eksi C, X, Y, 7'ymiş. Şimdi ben Burada A eksi C'yi tahmin edebilir miyim? Ederiz. Nasıl ederiz? Abi ben 9'la neyi çarparsam sonu 7'li bir şey yapar diye düşünmem gerekiyor. Bu da sadece ama iki rakamın farkı da bize rakam verecek sonuçta. Bak burası nedir? 3'tür. Şimdi o zaman 3 kere 99 kaç yapar? Ayda az önce 9 kere 99'u yapamadım. Şimdi 3 kere 90. Abi 297 yapar. Tamam. 297'nin ta kendisi yapar. E şimdi 3 kere 99 297 ise bizden x artı y toplamı sorulmuştu. x 2'ymiş. y 9'muş. Bunları da toplarsan yine yaz buraya. 11 yapar. Tamam. 11 yapacaktır. Evet. Gençler devam edelim. Hangi soruyla? Kazanın bakış 14'te. ABC ve CBA. 3 basamaklı sayılar. Yine aynı mantık kurulmuş. Bak burada B'lerin birbirini götürdüğünü görüyorsun değil mi? Şu B ile şu B birbirini götürüyor. 100 A'dan bir tane A çıkınca 99 tane A kalıyor. Eksi bir tane C'den 100 tane C çıkarınca 99 tane C kalıyor. Ve yine ben bunu 99 parantezinde A eksi C biçiminde yazarım. Karşı taraf bu sefer kaç? 495. E şimdi e ben... 99'u neyle çarparsam 495 yapar? 5 ile. Yani ben burada A eksi C'nin A rakamından C rakamını çıkarınca 5 kalacağını biliyor. Şimdi kaç farklı A, B, C sayısı yazılır diyor. Burada B'nin bir hükmü var mı? Yok. Yani B her şey olabilir. Kafasına göre takılıyor kendi nezdinde. Şimdi A eksi C 5 ise düşün bu 9 iken bu 4 olabilir. 8 iken 3 olabilir. 7 iken 2 olabilir. 6 iken 1 olabilir. 5 iken 0 olabilir mi diye düşünüyorsun ama şimdi Abi C'yi 0 seçebilir miyim diye yukarı bakacaksın. C, B, A. 3 basamaklıydı. C'yi 0 seçemem o zaman. Kimse kusura bakmasın. Demek ki ben bunu sileceğim. Ve yoluma aynen buradan devam edeceğim. Şimdi bak. A9, C4 B kafasına göre takılır dedik ya. Bir de B burada bak onlar basamağında olduğu için kafadan kurtarıyor. Yani 0 falan olabilir yani. Sıkıntı yok. Peki rakamları farklı demiş mi? Yok onu da dememiş. O halde ben şunu derim. Abi A'yı 9, C'yi 4 seçersem B için 10 tane farklı durum var. Böylelikle bak A, B, C sayısından bahsediyorum. Bunu 9 seçtim, bunu 4 seçtim. 904 yazarım, 914 yazarım, 924 nokta 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 en son 994 yazarım. Yani burada 10 tane B varsa 10 tane ben A, B, C üretirim. E bunları kullanarak ben 10 tane ABC üretiyorsam bunu kullanarak da bunu da bunu da kullanarak 10 tane 10'ar tane üretirim ve toplam 40 farklı ABC sayısı yazılır derim. Tamam mı güzel kardeşim? Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi kazanın bakış 10 15'e bakalım beraber. ABC CBA. Bunlar rakamları birbirinden farklı bu sefer. 3 basamaklı sayılar. Ve yine ABC'den CBA çıkınca aynı buradaki gibi bak. Nerede? 297 bulmuştuk değil mi? Demek ki ben bunları açtığım takdirde bak 99 parantezinde A C geliyor. Ve 297 demiştik. O halde ne demiştim? A C 3'tü. Güzel. Şimdi A C 3 ise A ve C için. Şimdi BCA sayıları üreteceğim. Ona dikkat et. Şöyle yazalım en iyisi. B C A. Şimdi A'dan C'ye çıkınca 3 kalıyorsa ben bunu 9 seçersem bu 6 olabilir. 8 seçersem 5, 7 olursa 4, 6 olursa 3, 5 olursa 2, 4 olursa 1 olur. Şimdi 3 olursa 0 olur diyebilir miyim? Şimdi C'yi 0 seçemem yine. Niye? E 3 basamaklıydı CBA. Sıfır seçemiyoruz. O zaman bunu sildim ve şimdi B'lerimi bulacağım. Bir kere rakamları farklı demiş abi. Rakamlar farklı diyor. Şimdi ben buraya 6'yı 9'u seçtim. 6 ve 9'u kullandım. Kaç tane rakamım vardı? 10 tane. 6 ile 9'u kullandım. 2 tanesini kullandığım için 8 tane kaldı. Ve bunlardan birisi 0 değil. Ve B burada BCA sayısından bahsediyoruz ya. B yüzler basamağı olduğu için 0 da kullanamam. E geriye kaldı 7 tane. O zaman ben burada 7 tane sayı bulabilirim. Madem öyle burada da 7 tane bulurum. Bunda da, bunda da, bunda da ve bunda da toplam hep 7'şer tane bulurum. Ve toplam burada 6 tane sayı olduğuna göre 6 çarpı 7 bana 42 tane farklı ne verecektir? BCA 3 basamaklı sayısını verecektir. Tamam mı güzel kardeşim? Her birinden 7 tane bulursan topladığın takdirde veya 6 ile 7'yi çarptığın takdirde 42 tane BCA bulursun. Kazanın bakış 16. AB ve CD. 2 basamaklı doğal sayılar bunlar. AB ve CD'nin çarpımında eğer A'yı 2 artırırsam C'yi de 2 azaltırsam çarpımın değeri 360 artıyor demiş bize. Ve bu koşulu sağlayan AB ve CD sayılarının toplamı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle bir durum var. AB çarpı CD'de e, ben A'yı 2 artırırsam basamak diye onlar basamağında olduğu için 2 e, artırdığım zaman o zaman bu sayı 20 artacaktır. Değil mi? Aynı şekilde CD'yi de C'yi ben 2 azaltırsam o zaman bunun da basamak değeri yine onlar basamağı olduğu için C'de 20 azalacaktır. Ve bununla bunu çarptığım takdirde ilk başta yaptığımız çarpma işlemi yani AB çarpı CD 360 artıyormuş. O zaman ben AB çarpı C'de 360 eklersem ahanda bu çarpıma eşit olacaktır derim. Tamam mı? Hadi bir dağıtalım bunu. AB ile CD'yi çarptım. AB çarpı CD geldi. Sonra eksi 20 AB gelir. Şununla şunu çarpınca. Bununla bunu çarpınca artı 20 cd gelir. Ve 20 kere eksi 20 de eksi 400'ü verir bana. Bu da eşittir. AB çarpı cd artı 360'tır. Doğru mu? Doğru. Şimdi her iki tarafta sol ve sağ tarafta AB çarpı cd'lerin olduğunu görüyorsun değil mi? Şurada ne var? Hemen düzgün yazalım. 20 parantezinde cd iki basamaklı sayısı eksi AB iki basamaklı sayısı derim ben buraya. Eksi 400'ü de sağ tarafa zıplatırsam burada ne olur? Ne oluşur? 760. O zaman ben cd'den AB'yi çıkarınca ne kalır? Her iki tarafı 20'ye bölersen 38 kalır. Güzel. Şimdi CD'den AB çıkarınca 38 kalıyorsa AB ve CD sayıları yani şu sayı ve şu sayı. Bunların toplamı en çok kaçtır diye soruluyor. O zaman ben bu sayıları yüksek seçmem gerekiyor. E, yüksek seçeceksem rakamlar birbirinden farklı falan demiyorsa CD'yi 99 seçerim. A, yi de 61 seçelim. Farklarımız gibi bana 38'i verir. O zaman AB ile C, 61 ve 99'dur. Toplamları da maksimum sorulduğu için. Şunu da şunu toplarsam ne yapar? 160'ın ta kendisi yapar. Cevap da budur. 16. örneğimizde çözdük. Kazanın bakış 16. Bu şekilde e, geçtik 17. kazanın bakışa ve 28. sayfadayız artık. Diyor ki 2 basamaklı GH doğal sayısı iki basamaklı HG doğal sayısının ...'dan kendi rakamları toplamı kadar fazlaymış. Evet, matematiksel olarak ifade edelim. Anlayacağımız biçimde. GH iki basamaklı sayısı HG'den kendi rakamları toplamı kadar fazlaymış. O zaman ben HG'nin üzerine G, G artı H eklersem rakamlar toplamını eklersem GH'ı elde etmiş olurum. Peki şimdi ben şunu şu tarafa alsam davet etsem GH eksi HG iki basamaklı sayılarının farkını bulmuş olurum ki bu da H artı G mi yapar? Sol tarafa bakıyorsun. 9 parantezinde G eksi H değil miydi bu? Hatırla bir daha yapmayacağım demiştim. Yapmadım. Sözümü tuttum. 9 parantezinde G eksi H. H artı G ise içeri dağıt. 9 G eksi 9 H yapar. Bu da H artı G miymiş? E şimdi biz Ahmet eksi 9 H'ı bu tarafa e, al. G'yi de bu tarafa al. Ne gelir? 8 çarpı G eşittir 10 çarpı h olacaktır. Her iki tarafı 2'ye oranlarsam şuraya aldığım işlemi 4g eşittir 5h yapar. Şimdi bu g ile h rakam değil mi? Rakam bunlar. Madem öyle ben g'yi 5 seçerim h'ı da 4 seçerim sağlayana tek bunlar var. Başka da bulamayız. Tamam E şimdi güzel g ve h'ı bulduğumuza göre g 5'ti h 4'tü e bu 5'ti bu da 4'tü. 5 artı 4, 9 yapar. 5 kere 4, 20 yapar. Toplamı da 29'un ta kendisi gelir. Cevap da budur gençler. Tamam. Güzel. Yani kazanım, 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 kazanım. Tam sıkılacağın yerde bırakacağız zaten. E ve böylelikle bu konunun temelini sağlam atarsan. Diğer geri kalan bölümlerde. Yani ÖSM bakışta, SML bakışta çözemeyeceğin soru da kalmayacaktır. Ki genel itibarıyla biz burada hani teorik olarak sorulardan çözüyoruz. İşte iki basamaklı sayıdır, üç basamaklı sayıdır gibi sorular çözüyoruz. ÖSYM bakışa geçtiğimiz zaman bunları biraz daha böyle gündelik hayata uyarlayacağımız işte cetvellere, masalardan ipler sarkacak. Ondan sonra buralara dikdörtgenler, kareler yerleştireceğiz. Çubukların boylarını toplayacağız. Birbiriyle çakışan yerleri falan bakacağız. İşte böyle tabakların arasındaki mesafeler şudur budur. Bu sayıları, bu soruları işleyeceğiz. Dolayısıyla bizim kazanım bakışlarımızın temelimizi sağlam olması gerekiyor. 18. Rakamları diyor birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının e, en büyük rakamıyla en küçük rakam arasındaki farkı o sayının rakamsal genişliği diyoruz. Buna göre rakamsal genişliği 7 olan kaç sayı vardır? Rakamsal genişliği 7 olacaksa o sayının en büyük rakamı 3 basamaklı sayının en büyük rakamını ben 9 seçebilirim. En küçüğünü de 2 seçebilirim. Şimdi en büyük bu en küçük bu unutma. Veya 8 seçerken en büyüğünü en küçüğünü 1 seçerim. Veya en büyüğünü 7 seçersem en küçüğünü 0 seçerim. Böylelikle birbirinden farklı 3 tane durum oluşmuş olur. Tamam. 3 tane durum oluşacaksa 0'dan daha aşağısı yok ya ondan yazmadım devamını. Ee, şimdi en büyük rakam 9 en küçük rakam 2 ise ben diğer rakamı yani 3 basamaklıydı ya. Diğer basamağı ben 2'den büyük 9'dan küçük seçmem lazım. Çünkü 9'dan zaten büyük yok. 2'den küçük var ama onu seçemem. Mesela 1'i seçsem o zaman rakamsal genişliği 8 olurdu 7 olmazdı. Tamam mı? O zaman buraya neler gelir? 3 gelir, 4 gelir, nokta 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 8 gelir. 3'ten 8'e kadar da gençler 6 tane sayı vardır. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam 6 tane sayı vardır. Yani buraya 6 tane sayı gelebilir. 6 tane sayı gelebilir ama bu sadece onlar basamağı anlamına gelebilir. Yani hani yerleri değişemez mi? Hatırlıyorsanız burada 3 basamaklı bir sayı varsa bu rakamları birbirinden farklıyken ee, ben bunları ne yapıyordum arkadaşlar 3 faktöriyel biçimde yerlerini değiştirebiliyordum 3 faktöriyel tane sayı üretebiliyordum 6 e, tane sayının he, her biri 3 faktöriyel kadar yer değiştirirse O zaman 6 çarpı 3 faktöriyel yani 6 alt kere 6'dan 36 tane sayı üretilebilir Aynı şey burası için de geçerli aslına bakarsan Çünkü araya 2'den başlayıp 7'ye kadar toplam 6 tane sayı vardır 6 altı çarpı 6'dan yine 36 tane sayı da burada üretilebilir Tamam 0 yani işin içine girince biraz bir şeyler değişebilir. Şimdi 7'den 0'a kadar da yine 1'den nokta 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 6'ya kadar 6 tane sayı vardır. Yine 6 çarpı diyeceğim. Bak yine 6 çarpı diyeceğim ama bu sefer ben bunların yerlerini değiştirirsem başa 0 gelen durumlar 3 basamaklı sayı olma durumunu bozar. Dolayısıyla başa 0 gelemez gençler. Peki 3 faktöriyel yani toplam 6 tane ihtimal vardı ya Bunlardan iki tanesinde başta 0 vardır, iki tanesinde başta 7 vardır, iki tanesinde başta şuradaki sayılardan birisi vardır. Dolayısıyla istenen durum adı 4'tür ya da permütasyon kullanarak kullanırım hocam ben 10. sınıf konusu zaten hatırlıyorum diyorsan şöyle yaparsın. Ee, örnek veriyorum 0 var, 7 var ve 5 var elinde. Bunlarla 3 basamaklı sayılar üreteceksin. Buraya yani yüzler basamağına 0 gelemez. Hangi rakamlar gelebilir? 5 veya 7, 2 çarpı. Bir tanesini kullandım geriye 2 rakam kaldı. Geriye 1 rakam kaldı. 2 çarpı 2 çarpı 1'den 4 tanedir. İstenilen durum adedi 4'tür. Burada da zaten başa 2 tanesi 0'dır dediğim için alttan 2'yi çıkarıp yine 4 tane bulabilirdik. 6 çarpı 4'ten 24 tane de buradan sayı üretilebilir. Ve böylelikle 36, 24 daha 60. 36 eklersem 96 tane. 96 diyorum 36 yazıyorum. 96 tane bu şekilde rakamsal genişliği 7 olan sayımız vardır ...deriz. Geçtim 19'a. AB ve BA... ...iki basamaklı doğal sayılar. Yine bir... ...çözümleme işi girecek. Bakalım şurada bir A-B'miz var. Ben şunu şu tarafa atarsam yine bir A-B... eksi ...elde edebilirim. Dolayısıyla... ...BA'nın karesini sol tarafa gönderiyorum. Bakın. AB'nin karesi... ...eksi BA'nın... ...karesi eşittir. 495 çarpı... ...A-B eksi olduğunu görüyoruz. Burada e, iki kare farkı uygulanabilir. Şuraya bir hatırlatma yapalım. Hatırlatma. Biliyorsun ki x kareden y kare çıkınca bu bize iki kare farkını veriyordu ki x eksi y ile x artı y'nin çarpımı oluyordu iki kare farkı. x kare eksi y kare. Şimdi o zaman ben burayı şöyle yazabilirim. ab eksi ba ile ab artı ba'nın çarpımıdır o zaman. Buradaki ab'nin karesi eksi ba'nın karesi. Bak buraya uyarladım. Tamam mı? Eşittir. Bu da neymiş? 495 çarpı a eksi b'ymiş. Şimdi AB eksi BA'yı söz verdiğim gibi yine direkt 9 parantezinde A B diye yazıyorum. Burası da 11 parantezinde A artı B'dir. Çünkü 11 A ve 11 B vardır. Eşittir 495 çarpı A eksi B dedim. Şimdi bu bunu sağlayacak ama nasıl sağlayacak bir bakalım. Mesela 9 kere 11 biliyorsun 99'dur. Her iki tarafı 99'a bölersen burada 5 gelecektir. Ve A eksi B çarpı. A artı B eşittir 5 çarpı a eksi b'yi verebilir. Bak, verebilir diyorum. Dikkat et. Arkadaşlar burada a eksi b'leri sadeleştirmek gibi bir gaflette bulunmuyorsunuz. Eğer böyle bir gaflette bulunuyorsanız şunu sakın unutmayın. Buraya bir not daha yazabilirsiniz. Sadeleştirilen ifadelerin sadeleştirilen. Hadi siz yazın bekliyorum. Sadeleştirilen ifadelerin kökleri aynı zamanda o denklemin köküdür. Sadeleştirilen ifadelerin kökleri aynı zamanda o denklemin köküdür. Yani ben burada A-X'i B'leri sadeleştirebilirim ama A'nın B'ye eşit olduğu yani şurada burayı sıfır yapan değerler A'nın B'ye eşit olduğu durumları da saymam gerekiyor benim. Çünkü rakamları birbirinden farklı falan dememiş A, B iki basamaklı sayıları için. O halde A'nın B'ye eşit olduğu ab ve B, A iki basamaklı sayı yapacak şekilde 11 vardır, 22 vardır, 33 vardır, nokta 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 en son 99 vardır. E hocam 0 eşittir 0 da olmuyor mu ama 0, 0, 2 basamaklı sayı değil. Sormamış ol. Pekala burada kaç tane sağlayan varmış o zaman? 9 tane. Şimdi bunun üzerine ben artık bunları sadeleştirdim ya A artı B'yi 5 yapan sayılar da sağlayacak. Şimdi A artı B eşittir 5 dersen hangi sayılar sağlar? İşte 4 artı 1 5'tir. 3 artı 2 5'tir. 2 artı 3 5'tir. 1 artı 4 5'tir. 0 artı 5 veya 5 artı da 5'tir ama 0'ı kullanmam yasak biliyorsun. Neyi, niye yasak? E çünkü do, A B B A 2 basamaklı demişti. 4 tane de buradan mı gelir? Şimdi ne dedik? 9 tane buradan geldi. 4 tane buradan geldi. O zaman toplam 13 tane A B sıralı ikilisi vardır diyebilirim. Veya 13 tane A B 2 basamaklı sayısı vardır diyebilirim. Veya 13 tane B A 2 basamaklı sayısı vardır diyebilirim ama... 13 tane. Tamam. Peki. Geldim artık kazanım bakış 20'ye. Sağ üst taraftayız. 7 basamaklı bir doğal sayı ile 5 basamaklı bir doğal sayının çarpımı sonucunda en fazla x en az y basamaklı sayı oluştuğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruluyor. Hemen buraya bir not almanı rica ediyorum. Şuraya şöyle bir ünlem koyup tamam mı? E, bu notu oluşturabilirsin. Notumuz şöyle arkadaşlar. M basamaklı M basamaklı bir sayı ile N basamaklı N basamaklı bir sayı çarpıldığında çarpıldığında en fazla en fazla m artı n en az M artı N eksi 1 basamaklı şöyle yapalım basamaklı sayı elde edilir. Aynen bunu yazıyorsunuz tamam mı? Eğer ben M basamaklı bir sayıyla N basamaklı bir sayıyı çarpıyorsam en fazla M artı N basamaklı bir sayı elde ederim. En az M artı N eksi 1 basamaklı bir sayı elde ederim. Bunun harici durumlar mümkün değil. O halde ben 7 basamaklı bir sayıyla 5 basamaklı bir sayıyı çarpıyorsam en fazla yani maksimum 7 artı 5'ten 12 basamaklı bir sayı elde edebilirim. Minimum 7 artı 5, 7 artı 5 eksi 1'den 11 basamaklı bir sayı elde ederim. Ki x ve y'ydi bunlarda bunların toplamı da bana o zaman 23'ün ta kendisini verir. Evet güzel de bir bilgi verdik umarım bir işine yarar. 21. kazanım bakışa geçtik. GH ve DH iki basamaklı EEE ve 3 basamaklı bir doğal sayı. EEE e, e dediğimi çözümleyerek yazalım. Böyle E diye durmasın yani. Hani 111 tane E var değil mi orada? 111 tane E rakamı. Eşittir diyorum. Şu DH'ı e, GH'la bir kavuşturalım onları. DH çarpı GH yapar mı? Yapar. Şimdi burada dikkat çeken özellikler Ne? DH'ın da birler basamağı, GH'ın da birler basamağı farkındaysan aynı. Ve 111 çarpı E'yi, E bir rakam unutma bunu. E rakam. 111'i ben 3 çarpı 37 ya da 37 kere 3 yazayım bak. 37 çarpı 3 yazdım. Bir de E'miz var eşittir. DH çarpı GH yazdım tamam mı? Kabul mü? İyi dinle beni. Şimdi E bir rakamdı. E, 37 iki basamaklı bir sayı. 3 ile bir rakamı çarptığım zaman... Ee, işime gelecek ya, bak eğer ki şunu 37 seçersem, D, 37 seçersem, E'yi 9 seçtiğim takdirde 3 kere 9, 27 yapar mı? Yapar. Ve böylelikle H'ların da birbiriyle aynı olduğunu görebilirsin. Böylelikle G, D, H ve E'nin toplamları istenmişti. Ben G'yi 2 buldum, D'yi 3 buldum, H'ı 7 buldum, E'yi de zaten 9 seçmiştim. Bunların toplamı isteniyor benden, toplayalım. 9, şöyle 9 daha 18, 3 daha bana... 21 yapar yazalım buraya da. 21 yapar arkadaşlar cevabımız ve doğru cevap da buydu deriz. Ve artık bu dersimizin son sorusunu çözeceğiz beraber. 22. kazanım bakıştayız. 2 3 4 5 6 elemanlarından oluşan bir A kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı, rakamlar farklı olacak ve 3 basamaklı olacak sayıların toplamı soruluyor. Şimdi Biraz böyle kıl detay sorulardan yani böyle YGS döneminin e, ve ÖSS döneminin. YGS ve ÖSS döneminin evet güzel. E, zor sorularından. Çünkü hani biraz böyle sayma perputasyonuna sorardık genelde böyle soruları. Kıl detay sorularından. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Öncelikle şöyle düşünelim. Basamak kavramıyla alakalı da bir soru olduğu için bu e, kazanım altında sorulabilir 3 basamaklı sayı yazacağız biz bunlarla alakalı. Ben kaç tane 3 basamaklı sayı yazabileceğimi düşünelim. Yani önce onu bir düşünürüm. 3 basamaklı sayı olacaksa 1, 2, 3 tane basamak gösterdim. Toplam 5 tane rakamım var ve biz burada bu kümenin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı sayılar yazıyorduk ya. Şimdi madem öyle rakamları farklı demişti görüyorsan burada rakamlarda farklı olacak. O zaman mesela ilk basamağa toplam 5 rakamdan birisi gelebilirken bir tane rakamı kullandığım için artık buraya 4 rakam ve buraya da 3 rakam gelebilir. Toplam ben 60 tane rakamları farklı sayı yazabilirim birbirinden farklı. 60 tane. Şimdi dikkat et, dikkat et. burada hiçbir rakamın birbirine bir üstünlüğü yok kardeşim. 60 tane eğer sayı yazılabiliyorsa bu 60 tane sayının 60 tane sayının Mesela yüzler basamağını düşündüğü takdirde bunlardan kaç tanesi 2'dir? Kaç tanesi 3'tür? Kaçı 4'tür? Kaçı 5'tir? Kaçı 6'tır? hiçbirinin birbirine üstünlüğü yoksa eşit sayıdadır. O zaman benim 5 tane rakamım varsa 60'ı 5'e böldüm eşittir 12 dedim ya bak iyi dinle şimdi beni. Bu sayılardan bu sayılardan 3 basamaklı 60 tane sayıdan 12 tanesinin yüzler basamağı 2'dir. 12 tanesinin yüzler basamağı 3'tür. 12 tanesinin 4, 12 tanesinin 5 ve 12 tanesinin 6'dır. Keza aynı şekilde onlar basamağı için de geçerli bu üstünlük kuramama olayı. Bu 3 basamaklı 60 tane sayıdan 12 tanesinin onlar basamağı 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır. Ve yine birler basamağı yine 12 tanesi 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir, 6'dır. Bundan kaynaklı ben ee, on, yüzler basamağı 2 olan sayıları toplam 12 tane olduğunu biliyorum. Onlar basamağı 2 olan ve birler basamağı da 2 olan toplam 12 tane sayı var değil mi? O halde yüzler basamağı 2 olanın basamak değeri 200'dür. Onlar basamağı 2 olanın basamak değeri 20'dir ve birler basamağı 2 olanın basamak değeri 2'dir. Yani bu ikilerin kullanıldığı sayıların basamak değerleri hep 222'yi verecek bana. Ve bu sayılardan 12 tanedir. O halde 222 çarpı 12 yapar. Yani ikilerin toplamda ikilerin toplam basamak değeri 222 çarpı 12'dir. Basamak değerlerini topluyorum açıkçası burada. E 3 olan e o da 333 çarpı 12'dir o halde. Değil mi? E 4 olan 444 çarpı 12'dir. 5 olan 555 çarpı 12'dir. Ve 6 olan da 666 çarpı 12'dir diyebilirim. Bu durumda şunu yaparız. 12 parantezini alırsam eğer 222, 333, 444, 555 ve 666'yı benim toplamam gerekiyor. Yani ben bunları topladığım takdirde de bu 2 kere 111, 3 kere 111, 4 kere 5 kere 6 kere 111'dir. Yani toplam 2, 3, 4, 5, 6'nın toplamı 20'dir ve 20 kere 111'dir burası ve çarpı 12'ye ihtiyacım var benim. Yani 12 çarpı şunu çarparsam ne gelir? 2220 gelir. 12 kere 2220'yi elde etmem gerekiyor artık sadece. Peki bunu da nasıl düşünürüm? Nasıl düşüneceksin? Çarpacaksın. <laughs> Çarpalım. 2 kere 2220, 4440 yapar. E bir tanesi de 2220 idi zaten. Bunları toplarsak 0, 4, 6, 6 ve 2 yapar. Yani 26640 bana cevabı vermiş olur. Hani bunu daha e, efektif hale getirebilir miyiz? Soruyu küçültelim madem öyle. Şimdi soruyu küçültmekten kastımız şu. iyi dinle. 123'ü düşünün. Ben bunların rakamlarını yer değiştirerek 132'yi yazabilirim. Bu sorudan bağımsız bu arada bu anlattı. 213, 231, 312, 321'i yazabilirim. Şimdi bak sadece 123 olduğunu düşün A kümesinin. Yani 1, 2, 3 olduğunu düşün. Kaç farklı 3 basamaklı sayı yazabilirim? Bu soruyu çözer gibi çözüyorum bak iyi dinle. 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? Yani toplam 6 tane sayı yazabilirim. Bak 6 tane yazmışım tamam mı? 6 tane yazabilirim. Ben bu 6'yı sayı adedine bölecek olursam yani 3'e bölecek olursam 3'e 2 gelir. Bu ne demek? Yüzler basamağı 1 olan 2 tane sayı vardır. Yüzler basamağı 2 olan 2 tane sayı vardır. Yüzler basamağı 3 olan 2 tane sayı vardır. Hatta ve hatta ekstradan ekstradan hatta silmeyelim ya kalsın o. Tamam şöyle yapalım. Onlar basamağı 2 olan ve onlar basamağı 1 olan bak 2 tane vardır. Onlar basamağı 2 olan hop 2 tane vardır. Onlar basamağı 3 olan yine 2 tanedir. Birler basamağı 1 olan 2 tanedir. 2 olan 2 tanedir. 3 olan 2 tanedir. İşte bu 6'yı 3'e bölerek bölerek bulduğumuz 2 bu anlama geliyor gençler. Tamam mı? Ve bundan kaynaklı mesela buraya bakıyorsun. 111 111'den kaç tane var? 2 tane var abi. Değil mi? 222'den yine 2'şer tane yok muydu? 222 çarpı 2. 333 toplamda bunlardan da 2'şer tane yok mu? O zaman ben bunları toplarsam. Bak aynı burada yaptığım gibi her şeyi burada da yaptım. Bunları toplarsam buradaki sayıların toplamını bulmuş olurum diyorum. Umarım anlaşılmıştır derdimiz. Evet artık bir sonraki konumuzda, bir sonraki videomuzda diyelim. Daha doğrusu bu olur. ÖSYM bakış testini çözeceğiz. Basamak kavramına ait ÖSYM bakış testi. Birbirinden güzel sorular var ve tam anlamıyla ÖSYM tadında, ÖSYM tarzında olduğunu söyleyebilirim. ÖSYM bakışı çözeceğiz. Bu videomuz yarın gelecek ama. Tamam mı? Şimdi gel gelelim ders sonuna. Arkadaşlar bu derste anlattığım ee, her şeyi yani gençlik anım dahil. Her şeyi gençler bir bir mutlaka aklınıza beyninize kazıyın. Çünkü bizim için değerli bir şey bu. Yani ben burada çıkıp da bir kere hani bir de YouTube'dayız abi yani hani boş beleş bilgi benim zaten vermemem gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani ben kendim için bunu vermemem gerekiyor. Ben niye matematikçiliğime leke süreyim değil mi? Boş beleş bilgi vermiyoruz bir kere. Zaten bunu bütün hocalarınız bu şekilde yapıyor. Boş bilgiden uzak Tamamen işine yarayabilecek ve gerçekten hani her söylediğim aklımda kalsın diyorum ya o yüzden pür dikkat dinle beni ciddi anlamda hani ben senin başarısız olmanı ister miyim ya bunu niye yapayım senin başarısız olman için ben neden böyle bir düzenek kurayım senin başarısız olmanı istesem eğer yani bu söylediklerim eğer boşsa neden e, bu şekilde bir düzenek kurayım ki sana plan mı kurdum ben sana ya hani bir sene boyunca video çekeceğim niye onlar başarısız olsun böyle bir şey mümkün mü gençler tabii ki hepinizin başarılı olmasını istiyorum herkesin istediği bölümleri hedeflediği bölümleri kazanmasını istiyorum e, bunu isterken de ben üstüme düşeni yaparken sizin de üstünüze düşen bazı görevler var onları yapmanızı istiyorum onları söylüyorum sadece tamam evet ÖSYM bakış testinde o zaman yarın görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet. Unutmayın.